Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Babu salatil cemaa vel imame konusuna geldik arkadaşlar. Bizim kitaptan sayfa 378. Cemaatle namaz ve imamlık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farz namazları sürekli cemaatle kılardı. Kendisi hep imam olmak isterdi. Kendisi olmadığında bazen başka sahabilerde namaz kıldırdı. Mesela yolculuk için Medine dışına çıktığı zaman Abdullah bin Ümmü Mektum'u bırakırdı. O da hem Medine valisi hem de namaz kıldırırdı. Yani Resulullah insanlara ne kadar güveniyor. Bakın ama birisini vali olarak bırakıyor ve imam oluyor. Ama tabii yetişmiş bunlar, çok yetişmiş elemanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini cemaatle namaza teşvik ederdi. Gelmeyenleri uyarırdı. Cemaatin saf düzenine dikkat eder. Eğri ve aralıklı olanları da böyle bazen düzeltirdi. Hatta Buhari'de bir rivayet var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen safların arasında dolaşırmış. Saflar düzgün olsun diye böyle dolaşırmış. 422. hadise geldik arkadaşlar. Cemaatle namazın fazileti. An Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال salatul cemaa efdalu min salatil fezzi bi 27 derece. Muttefakun aleyh. Ve lehuma an Ebi Hureyre bi 25 cüz'en ve keza lil Buhari an Ebi Sa'id ve kâle derece. Abdullah bin Ömer'den geliyor radıyallahu anhuma. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Cemaatle kılınan, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ve Müslim Ebu Hureyre'den naklettiğine göre 25 cüz daha faziletlidir denilmiş. Buhari'de Ebu Said'den geliyor, derece kelimesi zikredilmiş. Yani bir kişi camide cemaatle kılarsa 27 derece sevap alıyor. Ayrıca camiye geldiği için her adımında bir günah siliniyor, bir sevap yazılıyor. Hatta birisi geliyor, ya Resulullah benim evim uzak Mescid-i Nebi'ye. Biraz yakından ev almak istiyorum diyor. Resulullah diyor ki öyle yapma. Çünkü senin her adımına bir sevap var, bir günahın siliniyor diyor. Dolayısıyla arkadaşlar mümkün olduğu kadar camiye gitmek, cemaatle namaz kılmaya gayret etmek gerekir. Tabii nefsi alıştırmak zor. Hemen birden beş vakit belki olmaz ama günde iki vakit, üç vakit. Yani günde bir kere de olsa bir camiye uğrayalım, uğramak lazım. Keşke bütün namazları cemaatle kılabilsek, o daha güzel. Evde cemaatle kılınca aynı sevap hasıl olur mu hocam? Aynı sevap tam bilemiyorum. Bu hadis mescitle ilgili. Ama yine sevabı vardır tabii. Yani evdeki işte ehli beyti namaza şey olduğu için alıştırma vesaire. Biraz daha sevabı fazla olabilir. Ama evde kılıyoruz diye camiye gitmemek doğru değil. Hatta Resulullah dönemi de sonrasında kadınlar bile camiye gidiyormuş. Düşünün yani. Sabah namazına bile gidiyorlarmış kadınlar. Şimdi erkekler bile gitmiyor. O zaman böyleymiş. Peygamber Efendimiz şöyle şey var. La temne'u ima Allahi anil mesacit. Allah'ın kadın kullarını mescitlerden men etmeyin diye. Aslında onlara da özel yerler ki var ama işte çok da gelinmiyor. Sadece teravih namazı şey olmuş, adet olmuş. ...326. hadise geçelim. Ve anhu an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eskalus salate alel münafikîn salatul işâ ve salatul fecr. Velev ya'lemûne mâ fîhima le'etevhuma velev habven. Muttefakun aleyh. Ebu Hureyre'den geliyor radıyallahu anh. Resulullah Efendimiz şöyle dedi. Münafıklara en ağır gelen namaz yatsı ve sabah namazıdır. Eğer o ikisindeki sevabı bilseler de sürünerek de olsa o ikisine mescide gelirlerdi.
Tabi yatsı namazını cemaatle kılan kişiye Peygamber Efendimiz gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi sevap alır diyor. Bir de bu kişi sabah namazını kılarsa gecenin tümünü cemaatle ibadetle geçirmiş gibi olur diyor. Münafıklık, ameli münafıklık. Buradaki münafıklık ameli münafıklık olabilir. Ya da gerçek münafıklık olabilir. Çünkü onlar camiye geliyormuş o dönemde, mescide geliyormuş, Mescid-i Nebi'ye. Fakat yatsı ve sabah zamanı, istirahat zamanı olunca çok gelemiyorlarmış. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir yatsı namazında diyor ki, siz diyor namaza başlasanız ben gidip diyor bu namaza gelmeyen şeylerin, münafıkların evini başına yıksam diyor. Mescitte diyor iki tane paça olsa, iki tane et olsa diyor koşarak gelirler diyor. Böyle bir kızgınlığını ifade ediyor. Dolayısıyla o dönemde yani münafıklar da, gerçek münafıklar da şeye gelmiyormuş, yatsı ve sabah namazına. Çünkü zor. Tam insanların artık istirahat ettiği, uyuduğu vakit. 429. hadise geldik. An Yezid ibn el-Esved radıyallahu anhu ennehu salla ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem salate subhi. Felemma salla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza huve bi raculeyni lem yusalliya feda'a bihima feci'e bihima ter'adu ferâisuhuma qale lehuma ma men'akuma en tusalliya ma'ana qale qad sallayna fi rihalina qale فَلَا تَفْعَلَا اِذَا صَلَّيْتُمَا ف۪ي رِحَالِكُمَا سُمَّ اَدْرَكْتُمَا الْاِمَامَ وَلَمْ يُسَلِّ فَصَلَّيَا مَعَهُ فَاِنَّهُ لَكُمْ اَنَّافِلَهُ رَوَاهُ اَحْمَدْ وَاللَّفْصُ لَهُ وَالسَّلَاسَ وَسَعُوا اَتْتِرْمِزِ وَبْنِ حِبَّانِ Yezid bin Esved'den geliyor radıyallahu anh. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte sabah namazını kıldı. Resulullah Efendimiz namazı bitirince baktı ki iki adam namaz kılmıyor, arkada oturuyor. O ikisini yanına çağırdı. Onlar Resulullah'ın yanına getirilirken korkudan böğürleri titriyordu. Sanki hani bir şey mi yaptık, bir hata mı yaptık diye. Resulullah dedi ki, bizimle namaz kılmanızı engelleyen şey nedir? Onlar konakladığımız yerde biz namazı kıldık deyince Resulullah şöyle buyurdu. Konakladığınız yerde namaz kılar, sonra bu namazı kılmayan İmama ulaşırsanız onunla bir daha namaz kılın. Bu ya da önceki sizin için nafile olur. Burada tabi ulema ihtilaf etmiş. Bir kişi farz namazı kılar, daha sonra imamla kılarsa hangisi farzdır, hangisi nafiledir şeklinde. Hanefiler ve Malikiler bir sonrakini nafile olarak görüyorlar. Şafiler önceki namaz nafiledir, sonraki farzdır şeklinde görüyorlar. Eğer sonrakini nafile kabul edersek, yani önceki namaz geçerli, farz, sonraki de nafile ise, o zaman farzdan sonra nafilenin kılınmadığı vakitlerde bu kişi imama uyamaz. Yani sabah namazı, ikindi namazı, bir de buna akşam namazını ekliyorlar. Sebebi de şu, akşam namazı gündüzün vitri. İki tane vitir olmayacağına göre İmam Malik diyor ki, akşam namazını kendisi kılan bir kişi daha sonra cemaatle kılındığını görürse ona uyumaz diyor. Çünkü iki tane vitir kılmış oluyor. Hanefilerin de görüşü bu şekilde. Bir de üç rekatta nafile olamayacak. Üç rekatta nafile olmuyor tabii. Kaza yerine geçmez mi hocam? Yani kazaya niyet ederse olur. Kaza yerine geçer. Kaza namazı kılınabilir. O da güzel bir çözüm. Vaktin farzını kılarken namazı kılmış bir kimse imam uyarak kaza namaza niyet edebilir mi? Edebilir. Çünkü aynı eşit derecede namaz Hanefilerde edebiliyor. Farz. İkisi de farz olduğu için uyabiliyor. Hayır. Aynı namaz olmasın gerekir falan gibi bir şey. Ya aynı cins olmalı ya da eşit kuvvette olmalı. Yani diğer öğle namazına kılıp cemaatle yetişiyoruz. Tamam. Biz farzla
imam uyarken geçmiş bir öğle namazı kazasına niyetlenir mi? Edilebilir. Çünkü eşit kuvvette ikisi de. Yani edilemez diyenler belki vardır ama genelde deniyor ki iki eşit kuvvette olduğu için edilebilir diyor. Önemli olan ikisinde farz olmaz. Çünkü bir şeyin edası farzsa kazası da farzdır. 430. hadise geldik. An Ebi Hurayra radıyallahu anhu kâle. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnnemâ cu'alel imâmu li yütemme bihi. Feizâ kebbara fekebbiru. Velâ tükebbiru hattâ yükebbir. Feizâ rakâ ferkâ'u. Velâ terkâ'u hattâ yerkâ'u. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد فإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قائما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين رواه أبو داود وهذا لفظه Ebu Hureyre'den geliyor radıyallahu anh. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. İmam kendisine uyulmak için vardır. O tekbir aldığında siz de tekbir alın. O tekbir almadıkça tekbir almayın. O rüküya gittiğinde siz de rüküya gidin. O rüküya gitmedikçe siz de rüküya gitmeyin. O semiallahu lümen hamideh dediğinde siz Rabbena lekel hamd deyin. O secdeye gittiği zaman siz de secdeye gidin. O secde yapmadıkça siz secdeye gitmeyin. O ayakta namaz kılınca siz de ayakta kılın. O oturarak namaz kılınca siz de oturarak namaz kılın. Bu hadiste tabi imama uymanın önemi aktarılıyor. Bir de yani Hanefiler diyor bunu. Yani imamın namazı bozulursa cemaatin de bozuluyor. Daha sonra imamın namazı fasit olduğu ortaya çıkarsa cemaatin de bozuluyor. Bundan dolayı belki Hanefiler yani Fatiha okumuyor. Şafiler Fatiha okuduğu için belki cemaatin namazı farklıdır. Müstakildir oradan kurtarıyor diye fetva veriyorlar. Peki imam oturarak namaz kılsa hasta mesela cemaatte oturarak mı kılacak yoksa ayakta mı kılacak? Burada genelde cemaat ayakta kılar. İmam Ebu Hanife, Ebu Yusuf, İmam Şafii'ye göre ayakta kılar. Çünkü daha sonraki uygulamayla bu hadis neshedilmiştir deniliyor. İmam Ahmet bin Hanbel, Evzai gibi alimler ise imam oturuyorsa cemaatte oturarak kılmalı diye böyle şey yapıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalanmıştı biliyorsunuz ölüm hastalığında. Hazreti Ebu Bekir'e emretti o namazı kıldırırken Peygamber Efendimiz de beni götürün dedi. Sürükleyerek götürdüler Peygamber Efendimiz'i. Mescide ayakları böyle sürükleyerek çekerek götürdüler. Resulullah Efendimiz'in geldiğini hissedince Hazreti Ebu Bekir hafif geriye çekildi. Peygamberimiz biraz öne geçti ve o kıldırmaya başladı. Hazreti Ebu Bekir ona, insanlar da Ebu Bekir Efendimiz'e uyuyorlardı. İşte orada sahabenin de oturduğu, bazı kişilerin oturduğu şekilde rivayetler var. Bundan dolayı acaba imam oturarak kılarsa, yani imamın her yaptığını cemaat yapacak ya, cemaat da acaba oturarak kılması gerekir mi, gerekmez mi? Bu şekilde bir ihtilaf olmuş. Ama burada en güzeli şey olarak ayakta kılmak. Çünkü çoğunluk ayakta kılınmalı diyor. İmam Malik de öyle diyor. Bu peygamberimize has bir olaydır diyorlar. 431. hadise geldik. Ve an Ebi Sa'idin el-Hudri radiyallahu anhu enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ra'a fi ashabihi teakhuran fekale tekaddemu ve temmu bihi ve liye'temu bikum ben ba'dekum. Ebu Sa'id el-Hudri'den radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir gerileme gördü. Geride duruyorlar cemaatte. Şöyle dedi. Öne ilerleyin, bana uyun, arkanızdaki de size uysun. Tabi cemaat çok fazla olduğu zaman arkadakilere bazen Peygamber Efendimiz'in sesi gitmiyordu. O zaman onlar öndekilere uyuyorlardı. Yani öndekilerin hareketini tekrar ediyorlardı.
acaba cemaatle namazda imamın sesi bazı kişilere gitmez ise onların namazı geçerli mi, geçerli değil mi? Bu konuşulmuş, tartışılmış ama genelde geçerlidir. Cemaati, öndeki cemaati görüyorsa aynı hareketi yapması yeterlidir denilmiş. Peki bazen cuma namazı işte hoca efendi üstte cemaatle kılıyor. Altta da bizim buradaki camilerde olduğu gibi mikrofonla ses geliyor. Bir keresinde böyle cuma namazı kılıyoruz. Birinci rekattaydı galiba. Rükudaydı ya da secdede şey gitti, ses gitti. En son Semiallahu limen hamide'de ses geldi. Tabi cemaatten kimileri işte iki rekat kıldılar, selam verdiler. Ondan sonra gidiyorlar. Ben dedim ki nereye gidiyorsunuz? Ne oldu hocam? Dedim namaz olmadı. Yani bir rükün imamla irtibat kesilirse o namaz olmuyor. Onun için en güzeli araya şeyler koymak. Hani tekbir getiren kişiler koymak. Yani sesin burada şeyi önemli ama imamla irtibatın kesilmemesi daha önemlisi. Yani imamın nasıl hareket ettiğini öndekiler yapıyorsa biz onlara uyarak namazı kılabiliriz. Sesin gelmesi şart değil. Sonra kaç rekat kıldılar? Ha dediler ki hocam o zaman cuma namazı kılalım, siz kıldırın. Olmazdı, bir camide iki tane cuma namazı kılınmaz. Ne yapacağız? Dört rekat kılacağız dedim. Öğle namazı. Öğle namazı kılacağız. Öyle oldu. Evet. 432. hadise geldik. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر الرسول صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال فجاءوا يصلون بصلاته الحديثة وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında mescitte itikafa girdi ve kendisine hasırdan bir çadır kuruldu. Gece namazlarını orada kılıyordu. Yani gece olunca o çadıra giriyor ve çadırı içinde namazını kılıyordu. Bir takım adamlar başına üşüştü ve onunla gece namazı kılmaya başladılar. Herhalde Peygamber Efendimiz gece dışarı çıkıyor çadırdan, mescitte teheccüd namazı kılıyor. Bazıları da geliyor, Peygamber Efendimiz'e uyuyorlar. Hadis uzun tabi. Ahmet bin Hanbel'de bunun çok uzun bir varyantı var. Daha sonra Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Farz dışında kişinin en faziletli namazı evinde kıldığı namazdır. Burada Ahmet bin Hanbel'de şöyle geçiyor. Peygamber Efendimiz tek günlerde İşte 21'den sonra 23, 25, 27, 29 tek günlerde dışarı çıkıyormuş, mescitte namaz kıldırıyormuş. 22. gün veya işte 24. gün geliyorlarmış, ya Resulullah es-salah, es-salah filan diyorlarmış, Peygamberimiz çadırdan çıkmıyormuş. 27. gün diyor ki bütün diyor herkese haber verin, bugün gece namazı kılacağız diyor. 27. gece. Allah-u Alem artık Kadir gecesi belki. O şekilde kılınıyor. Hatta sahabe diyor ki ya Resulullah diyorlar. Her gün kılsak, Resulullah diyor ki farz olmasından korkuyorum diyor. İşte en faziletli namaz evde kılınandır. Farz namaz hariç. Bunu da onun için söylüyor. Ve ondan sonra Peygamber Efendimiz cemaatle Ramazan ayında gece namazı kıldırmıyor. Kıyamü'l-leyl. Hazreti Ebu Bekir zamanında insanlar ayrı ayrı kılıyorlar gece namazı. Çünkü Peygamber Efendimiz men gâme fi ramadâne imanen ve ihtisâben gufere lehu mâ tekadme min zembih buyuruyor. Kim Ramazan gecesinde gece namazı kılarsa Allah onun günahlarını affeder buyuruyor. Onun için cemaat daha fazla böyle gece namazına geliyorlar. Hazreti Ebu Bekir zamanında ayrı ayrı yerlerde kılıyorlar müstakil.
münferit. Hazreti Ömer'in halifeliğin ilk 5 yılındaydı galiba. Yine böyle ayrıydı. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir insanların ayrı ayrı kıldığını görünce bir imam arkasında kılsalar daha iyi olur diyor. Ve sahabe de kabul ediyor. Ondan sonra o şekilde kılıyorlar. İlk şeylerde vitirle beraber 9 rekat veya 12 rekat kılıyorlar. Peygamber Efendimiz'in kıldığı gibi. Fakat çok uzun okuyorlarmış. Bazen sabah namazına kadar namaz devam ediyormuş. Ondan sonra demişler ki kısa sureler okunsa da çok rekatlı olsa 20 rekat Mekke'de kılınıyor. Medine'de 30 veya 40 rekat. Ben fazla söyledim. Dersler fazla olunca. Yani 20 rekat. Evet. 433. rivayete geldik. An Cabir radıyallahu anhu kâle sallâ Muaz bi ashabihi el-işâ fe tavvele aleyhim fe kâle nebi sallallahu aleyhi ve sellem etüridü en tekûne ya Muaz fettânen izâ emmemten nâse fekra bi'ş-şemsi ve'd-duhâ وسبح اسم ربك الأعلى وإقرأ باسم ربك الذي والليل إذا يغشى متفق عليه واللفظ لمسلم. Cabir bin Abdullah'tan geliyor radıyallahu anh. Muaz bin Cebel arkadaşlarına yatsı namazını kıldırdı. Namazı biraz uzattı. Bunu duyan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: ey Muaz, sen fitne mi çıkarmak istiyorsun? İnsanlara imamlık yaptığında ve şemsi ve duhayı oku. Sebbih ismi rabbikel a'la. İkra ismi rabbikel lezi halak. Ve leyli izâ yağşâ gibi sureleri oku dedi. Şimdi Muaz bin Cebel şöyle yapıyormuş. Medine'de Mescid-i Nebi'de yatsı namazını kılıyor. Ondan sonra kendi mahallesine gidiyor. Orada imamlık yapıyormuş. Fakat Bakara suresinden başlıyormuş. Böyle namaz kıldırıyormuş. Birisi de çok böyle yorgun, ona uymuyor. O zaman cemaatten bazı kişiler, sen münafık mı oldun? Niye uymuyorsun? Diyorlar. Hayır diyor, vallahi. Ben diyor Resulullah'a gideceğim, bunu haber vereceğim diyor. Resulullah'a gidiyor, anlatıyor. Ben diyor ya Resulullah, gündüz çalışan deve sahipleriyiz. Muaz seninle birlikte gece yatsı namazını kılıyor. Sonra gelip bize Bakara suresiyle namaz kıldırıyor diyor. Bunun üzerine Resulullah Muaz'a döndü ve şöyle dedi: ey Muaz, sen fitne mi çıkarmak istiyorsun? Şunu oku, şunu oku diye ona anlattı. Sonra Peygamber Efendimiz o adama diyor ki, sen nasıl dua ediyorsun? O da diyor ki ya Resulullah, işte şunları şunları yapın. Teşehhüd okuyorum. Sonra Allahümme inni es'elükel cenneti ve a'uzubike minen nar duasını okuyorum. Bunu mırıldanıyorum filan diyor. Peygamber Efendimiz diyor, biz de diyor aynı duaları mırıldanıyoruz diyor. Bir kişi işte bir yerde namaz kıldırıp tekrar ikinci bir defa imam olursa arkadaki kişiler ona uyabilir mi? Hanefiler uyamaz diyor. Çünkü ikinci kıldırdığı şey oluyor. Nafile. Nafile olduğu için daha zayıf. Aynı eşit kuvvette olması gerekir diyorlar. Bu hadisi de bu belki İslam'ın ilk dönemidir diyorlar. Bütün hadisleri göz önüne alarak o şekilde fetva veriyorlar. Şafii mezhebine göre ise nafile kılan bir kişiye farz kılan uyabildiği için herhangi bir problem bulunmamaktadır. ...435. hadise geldik. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal, izâ emme ahadukum en nâse fel yukhaffif, fe inne fihim es-sagîre vel-kebîre vel-da'ife ve zel-hâce, fe izâ sallâ vahdehu fel yusalli keyfe şâe, muttefakun aleyh. Ebu Hureyre Efendimiz'den geliyor radıyallahu anh. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: biriniz insanlara imam olduğunda hafif kıldırsın. Şüphesiz o cemaate küçük, büyük, zayıf
muhtaç, ihtiyaç sahibi kişiler olabilir. Tek başına kıldığı zaman ise nasıl isterse öyle kılsın. Yani imam olan kişi biraz daha namazı hafif tutması iyidir arkadaşlar. Uzun sureler okumaması iyidir. Çünkü orada ihtiyarlar var, çocuklar var. Efendim kadınlar belki olabilir, çocuğu olanlar olabilir. Bu şekilde kıldırması daha uygun. Şafileri de katabiliriz değil mi hocam? Yani onlar da çünkü Fatiha yetiştiremiyor çoğu zaman Hanefilerin arkasında. Yani Hanefi olan hocaların bu noktada biraz daha uzun tutması herhalde. Gözetmesi cehri gerekir. Namazlarda. Cehri namazlarda mı? Hafi. Yani üçüncü, dördüncü rekatlarda biz. Evet. Fatiha Hanefi okunuyor. İşte orada Hanefiler Fatiha okuyabilir. Başka okuyamaz. Üç ve dörtte. Fazla. Yaşlılar çocukları gözetmemize icap ediyor. Aynı zamanda hani arka tarafta Şafilerde bir anlamda özel bir durum var. Onlar da Fatiha yetiştirmesi lazım. Hanefi olan imam hızlı okuduğunda arkadaki Fatiha'yı hızlı okursa yetiştiremeyecek yani tamam. Arkadaki falan. Tamam. Yani artık cemaat imamın mezhebindendir. Yetiştirdiği kadar. Yetiştiremediğinde Allahu Ekber diye rüküye gidecek. Yani Hanefiler için de aynı şey geçerli. Şafii uyarsa illa Şafii ona göre hareket etmek zorunda değil. Hanefi imam da Şafii'ye göre hareket etmek zorunda değil. Ama biraz da bazı şeyler mesela cehri namazlarda bazı okumaları uzun tutabilir. Çünkü Fatiha okunuyor arada. Şafiler okuyor. Ama onun dışında illa cemaate uygun hareket etmek zorunda değil. Kendi mezhebine göre kıldı mı tamamdır. Arkadakiler de ona uyacak. Zaruri durumda çocuğun imamlığı caiz midir? 436. Şöyle isterseniz hadi buyurun bakalım. Bir de ses şey olmadı. وعن عمرو بن سلمة قال قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين Ravahul Bukhari ve Abu Davud ve Nesai. Amr bin Seleme'den geliyor radıyallahu anhuma. Diyor ki babam Seleme bin Nüfey onlara şöyle dedi arkadaşlarına. Ben gerçekten size Hazreti Peygamber'in yanından geldim. O şöyle buyurdu. Namaz vakti geldiğinde biriniz ezan okusun. Kur'an'ı en çok bileniniz de size imam olsun. Amr dedi ki o vakit birbirine baktılar. Benden daha çok Kur'an bilen birisini bulamadılar. Ve beni imamlık için ileriye geçirdiler. Halbuki ben daha 6 veya 7 yaşlarında idim. Şeklinde. Bu Yemenli bir sahabi. Kabilesi Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oluyor. Fakat Amr bin Seleme oraya gelen Müslümanlardan belki etkileniyor ve erken Müslüman oluyor. Ve onların okuyuşundan Kur'an ezberliyor. Daha çocuk, 6 yaşında, 7 yaşında. Daha sonra babası böyle gelip Resulullah işte biriniz ezan okusun, Kur'an'ı en çok bilen kişi de imamlık yapsın deyince bakıyorlar ondan başka çok Kur'an bilen yok. Ve onu öne geçiriyorlar, namaz kıldırıyor, imamlık yapıyor bu kişi. Ve hayatı boyunca da devam etmiş imamlığa, artık büyüyünce de devam etmiş. Onların cenazelerini yıkamış. Hazreti Ömer zamanında Basra'ya yerleşmiş. Kendisinden 12 tane hadis rivayet edilmiş Amr bin Seleme'den radıyallahu anh. Peki buluğ çağına girmemiş çocuğun imameti geçerli midir, değil midir? Acaba bu Peygamber aleyhisselamın dönemine has mıdır, değil midir? Hasan-ı Basri ve İshak bin Rahu'ya cevaz vermiş, caizdir demiş. İmam Şafii eğer o çocuk namazı biliyorsa caizdir ama cuma namazını kıldıramaz demiş. İmam Malik'e göre mekruhtur. İmam Azam ve Ahmet bin Hanbel'e göre çocuğun imameti caiz değildir. Zühri ise şöyle demiş. Bu da güzel bir görüş. Eğer insanlar buna mecbur kalmışlar, başka bir imam yoksa caizdir demiş. Olabilir.
437. hadise geldik. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقض في بيته على تكريمته إلا بإذنه رواه مسلم. Ebu Mesud'dan geliyor radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bir topluluğa Allah'ın kitabını en iyi okuyan imam olur. Okumada eşit olurlarsa sünneti en iyi bilen tercih edilir. Sünnet bilgisinde eşitseler hicret eden imam olur. En erken hicret eden. Hicrette eşitseler önce Müslüman olan, bir rivayette yaşça büyük olan. Yani silmen mi sinnen mi? Orada ravi ihtilaf ediyor. İmam olur. Bir adam başkasının mekanında, evinde veya iş yerindeyken izin verilmeden ona imam olmaya, onun evinde ona ait özel bir yerde oturmaya kalkışmasın. Bu imameti eftal olan kişide ihtilaf edilmiş. Acaba imamlığa kim daha layıktır, eftaldır? İmam Ebu Yusuf ve Ahmet bin Hanbel'e göre öncelikle Kur'an'ı en iyi okuyan imam olur. Hanefi, Şafii ve Malikilere göre Kur'an ve sünnet ahkamını en iyi bilen tercih edilir. Çünkü Peygamber Efendimiz hastalığında Hazreti Ebu Bekir imam oldu. Halbuki o dönemde Kur'an'ı en iyi okuyan Übey bin Ka'b'tı. Bunun dışında işte hane sahibi, devlet başkanları, vali vesaire kıldırmak istersen onların imamlığı da nedir? Eftaldir. Az bir şey kaldı, onu da bitirelim. Bu bölümü bitirelim. 439. rivayete geldik. An Enes'in anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal Rusu sufufekum ve qaribu beynaha ve hadu bil a'naq ravahu Ebu Davud ve Nesaiyyü ve sahahahu İbn Hibban. Enes bin Malik'ten geliyor radıyallahu anh. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Saflarınızı sık tutun. Birbirinize iyice yaklaşın. Boyunlarınız aynı hizada olsun. Safların sıklığı tabii önemli arkadaşlar. Yani meleklere benzercesine böyle sık saf tutmak güzeldir. Burada işte boyunlarınız aynı hizada olsun diyor Resulullah Efendimiz. Birbirinize iyice yaklaşın diyor. Ayaklar acaba nasıl olmalı? İşte Hanefiler diyor ki dört parmak olmalı. Bu tevazuya daha uygundur. Bazıları kendi boyunca açılabilir diyor bazı alimler. Bir de sahabe bazıları böyle ayaklarını birbirlerine şey yapmışlar, dokundurmuşlar. O şekilde de olabilir diyor. Bazıları bunu bu vardı sonradan nesh edildi diyor. Genelde Hanbeliler buna şey yapıyorlar. Bazen bizim hacılar ayağını çekiyor, ayağını arıyor dokundurmak için. İyice açanlar falan da var. İyice de açıyor, bazen abartıyorlar. O kadara gerek yok. Yani huşu burada çok önemli. Tabii. 441'e geldik. Pardon, 440. hadis, orayı da okuyalım. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayru sufufir ricali evveluha ve şerruha ahiruha ve hayru sufufin nisai ahiruha ve şerruha evveluha. Ravahu Muslim. Ebu Hureyre'den geliyor radıyallahu anh. Resulullah şöyle dedi. Erkeklerin en hayırlı safı ön saftır. En şerlisi arka saflardır. Kadınların ise en hayırlı safı arka saftır. En şerlisi ön saflardır. Peygamber Efendimiz bunu şunun için dedi arkadaşlar. Resulullah döneminde erkekler öndeydi. Arada çocuklar, arkada kadınlar vardı. Arada herhangi bir perde yoktu. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz farzdan sonra işte erkeklerin bir müddet oturmasını, kadınların çıktıktan sonra çıkmalarını tavsiye ederdi. Belki bu şekilde kadın erkek ihtilatı olmasın diye erkeklerin en hayırlı safı ön saf, kadınların en hayırlı safı en arka saf diye bu şekilde ifade etmiş olabilir. Peki bugün için aynı şey olabilir mi? Çünkü perde var arada ya da ayrı bir yerde bayanlar namaz kılıyor. Bazen de bayanlar gelmiyor gün
günlük namazları. Burada da yine arkadaşlar ön saf eftaldir deniliyor. Çünkü emre en çok böyle itaat etmek için uğraşma burada söz konusu. Öyle olduğu için ön saf namaza imama en yakın olan işte birinci safın sağ tarafı sonra sol tarafı şeklinde hadisler de var. Onlar da göz önüne alındığı zaman mümkün olduğu kadar namazı ön saflarda kılmaya gayret etmek gerekiyor. Tabi imamın arkasında olan kişiye Fatih deniliyor. O da bilgisi olan birikimli insanlar olmalı ki imam abdesti bozulunca hafif burnunu tutup kenara çekilir, ona işaret eder. O da şöyle bir ayak boyu hafif öne geçip namaza devam eder. O şekilde namazı kıldırabilecek kişiler Fatih olması iyi olur. 441'e geldik. An İbn Abbas radıyallahu anhuma قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه. İbn Mesud'dan, İbn Abbas'tan geliyor radıyallahu anhuma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir gece namazı kıldım. Soluna durdum. Resulullah arkamdan başımı çekerek beni sağına durdurdu. Peygamberimizin eşlerinden Meymune annemiz İbn Abbas'ın teyzesiydi malum. Bazen İbn Abbas teyzesinin yanında kalırdı küçük çocukken. Aynı zamanda Peygamberimizin amcaoğlu. Diyor ki bir gece Resulullah kalktı ben de kalktım. Dışarı çıktı ben de çıktım. Abdest aldı ben de aldım. Geri geldi namaza durdu. Ben de onun soluna durdum. Peygamber Efendimiz beni başından tutarak sağ tarafıma çekti. Sonra Bakara suresine başladı. Okudu okudu bitirdi Ali İmran. Okudu okudu bitirdi Nisa suresi. Sonra rüküye gitti bir o kadar orada durdu. Secdeye gitti bir o kadar orada durdu. Önümdeki Resulullah olmasaydı bırakıp gidecektim diyor. Uzun uzun çocuk tabi. Resulullah'ın uyamıyor. Tabi burada o günkü indiği şekliyle Bakara suresi, Ali İmran, Nisa o şekilde Peygamber Efendimiz gece namazlarını böyle uzun uzun surelerde kıldırırmış. Bazen hanımlarını uyandırırmış, bazen uyandırmazmış. Hatta bazen Ayşe annemiz önünde yatarmış. Tabi hücreleri, odaları küçük. Bazen Peygamber Efendimiz ona dokunurmuş, ayağını çekermiş, oraya secde edermiş. O şekilde gece namazına hem Mekke'de 13 sene hem Medine'de 10 sene, 23 sene devam ediyor. Bu bile Resulullah'ın gerçek peygamber olduğunu gösteriyor. Çünkü hiçbir yalancı, hiçbir kişi böyle bir şey yani laf olsun diye yapmaz bunu. 442. rivayete geldik. وعن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا متفق عليه واللفظ للبخاري. Enes bin Malik'ten geliyor radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı ve ben ve bir yetim onun arkasında durduk. Annem Ümmü Süleym de gelip bizim arkamızda durdu. Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym arkadaşlar Peygamber Efendimiz'in süt teyzesi. Çünkü Ümmü Haram galiba yine Peygamber Efendimiz'in süt akrabası onunla kardeş. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz Kuba'ya gittiği zaman Enes bin Malik'lerin evinde kalırmış. Hatta bazen uyuduğunda bir keresinde Ümmü Süleym geliyor. Peygamber Efendimiz'in o ter herhalde sıcaktan damlamış. Onu almaya çalışıyor. Resulullah gözünü açıyor. Ümmü Süleym ne yapıyorsun diyor. Ya Resulullah diyor işte terinizi almaya çalışıyorum. Mis kokusuna katacağım diyor. Böyle teberrüken yapıyor. Peygamber Efendimiz bazen onlara evinde namaz kıldırırmış. İşte önde bir keresinde Enes bin Malik var. Yanında bir yetim var. Arkada da Ümmü Süleym var. Bu şekilde namaz kıldırıyorlar. Peki bu yetim olan kişi kimdir? Dumeyr diye datla. Dumeyra ya da datla böyle bir kişi. Peygamber Efendimiz bir gün Ümmü Dumeyre bunun annesi yanından geçerken köleymiş. Ağladığını görüyor. Niye ağlıyorsun diyor. Ya Resulullah diyor işte benimle çocuğumu ayırdılar.
çocuğumla beni başkasına sattılar diyor. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmayın, anne ile çocuğu ayırmayın diyor. Ve Dumeyre'yi elinden tutan kişiye, sahabiye haber gönderiyor. Elinde tutan, sahip olan kişiye. Ve onu satın alıyor. Sonra o çocukla birlikte annesini babasını da Resulullah hepsini azat ediyor. İsterlerse Medine'den gidebileceklerine dair bir yazılı belge veriyorlar. Fakat onlar Medine'de Resulullah'la beraber kalmaya gayret ediyorlar. Galiba bu Dumeyre Enes bin Malik'le arkadaş, bazen onların evinde kalıyor. 443. hadis. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود رواه البخاري. Ebu Bekre'den geliyor radıyallahu anh. Kendisi Hazreti Peygamber'e ulaştığında Resulullah rükû halindeydi. Cami mescide giriyor. Resulullah rükû halinde. O da safa varmadan rükûya gidiyor ve rükûda yürüyerek geliyor, Resulullah Efendimiz'e tabi oluyor. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz namazdan sonra diyor ki Allah hırsını artırsın, zâdakallâh hırsan ve lâ te'ud, bir daha diyor böyle yapma diyor. Bu Ebu Bekre. Bazı arkadaşlar Ebu Bekir diye böyle sohbetlerde falan söylüyorlar. Ebu Bekre radıyallahu anh. 446'ya geçiyoruz. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه واللفظ للبخاري. أبو هريرة geliyor radıyallahu anh. Hazreti Peygamber şöyle dedi: kameti ya da namaza durulduğunu işittiğinizde namaza gelin. Ama sakin ve vakarlı olmalısınız. Acele etmeyin. Yetişebildiğinizi kılın, yetişemediğinizi tamamlayın. Burada sekinet kelimesi geçiyor arkadaşlar. Dengeli hareket etmek manasında. Bir de vakar geçiyor. Yani işte sesi kısmak, sağa sola bakmamak, olgun hareket etmek. Müslüman namaza geç kalsa bile arkadaşlar koşarak gitmemeli. Yürüyerek vakar halinde gitmeli. Yetiştiğine yetişir, yetişemediğini de imam selam verince ayağa kalkar, kaza eder, kılar. 447. Ve an Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salatu'r raculi ma'ar raculi azka min salatihi vahde ve salatuhu ma'ar raculeyni azka min salatihi ma'ar raculi وما كان اكثر فهو احب الى الله رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان. Übey bin Ka'b'dan geliyor radıyallahu anh. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: bir adamın bir başka adamla namaz kılması tek başına kılmasından daha güzeldir, ecri fazladır. Bir adamın iki adamla namaz kılması onun bir kişiyle kılmasından daha güzeldir. Sayılar ne kadar çok olursa izzet ve celal sahibi Allah'ın sevgisi o kadar fazla olur. Übey bin Ka'b da Ensar'dan, çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyan Müslümanlardan birisi. Kendisinden 164 hadis rivayet edilmiş. Efendim artık son tarafa geliyoruz. İki tane kısa rivayet var, onları da okuyalım. 451. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. İbn Ömer'den geliyor radıyallahu anhuma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: la ilahe illallah diyenin cenaze namazını kılın. Sallu ala men. Sallu ala, cenaze namazı kılmak. Ve la ilahe illallah diyenin arkasında da cemaatle namaz kılın. Halfehu. Yani Müslüman olması yeterlidir diyor. 452, onu da ben okuyayım, bitireyim. Ve an Aliyyin radiyallahu anhu kal, kal el nebi sallallahu aleyhi ve sellem, izâ ete ahadukum es salate fel imamu ala halin fel yasna kema yasna'ul imam. Ravahu Tirmizi bisnadın daif.
Hazreti Ali'den geliyor radıyallahu anh. Resulullah şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İmam herhangi bir halde rekattayken biriniz namaza gelirse imamın kıldığı gibi yapsın. Selamdan sonra da kalanı tamamlasın. Bu şekilde bu bölümü bitiriyoruz arkadaşlar. Babu salatil misafir vel mariz. İnşallah bunu da bir başka dersimizde okuyalım. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.